kazandığımız davanın arkasındayız ve süreci bir ay içerisinde takip edeceğiz. Eğitimciler Danıştay'ın andığımız okullarda okutulmalı kararını uygulamaya koymayan Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kendisine tebliğ edildiği tarih itibariyle, yani dün itibariyle bunu Temmuz'a götüreceğini söylemişti ve Temmuz'a götürdü. Temmuz'a vermiş olması bunu uygulamaktan geri durdurmayacaktır. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, anayasaya göre Danıştay'ın kararlarının bir ay içinde uygulanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Bir ay içerisinde bunu mahkemenin kararını Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya sokmak zorundadır. Ulusal kanala konuşan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın kararını uygulamaması durumunda bir ay sonra yargıya başvuracaklarını açıkladı. Biz eğitim iş sendikası olarak bir ay sonrasında eğer bunu Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya getirmediği takdirde, fiili olarak okullarda bunun uygulanması ve okutulmasını hayata geçirmediği takdirde eğitim iş sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı Danıştay'ın almış olduğu mahkeme kararlarını uygulamadığı için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da Cumhuriyet'in öğretmenleri andımızın okullarda okutulması için eylem yaptı. Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak andımızı okumaktan ve andımızdaki ilkeleri öğrencilerimize öğretmekten, belletmekten vazgeçmeyeceğiz. Eyleme Vatan Partisi, CHP, DP, DSP, ADD, CKD, TESUT ve DİSK de katıldı. Eğitim İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, Danıştay kararının uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Tüm gerici uygulamalara karşı her türlü mücadeleyi verip Cumhuriyet ruhunun çocuklarımıza aşılanmasına engel olmak isteyen her güce karşı dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. Açtığın yolda, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe.